Merhaba arkadaşlar. Siemens NX ile birlikte CAM kısmında tornalama eğitimimize devam ediyoruz. Bu kısma kadar temel tanımlamalarımızı yaptık, takımımızı oluşturduk. Arkadaşlar Create Operation kısmına tıkladığımızda, bakın buradan da gelebilirsiniz Create Operation'a veya Avoidance kısmında Insert deyip arkadaşlar, buradan Operation kısmına tıkladığınızda da aynı yere gelebilirsiniz. Şimdi frezeleme kısmında biz mill planner, mill kontrollerle çalışıyorduk arkadaşlar nasıl bir operasyon yapacaksak ve bunların alt operasyonları vardı. İşte işleyeceğiniz geometriye göre kaba işlem mi yapıyorsunuz, finish işlemi mi yapıyorsunuz buna göre bu alt operasyonları seçiyorduk buradan turning kısmına geldiğimizde yine aynı mantık arkadaşlar. İşte alın tornalama mı yapacaksın, delik mi açacaksın vesaire ne gibi operasyonları yapacaksak operation subtype'larımız var. Diyelim ki alın tornalama yapacağız. Alın tornalamayı seçtiniz. Bir isim verebilirsiniz. isterseniz arkadaşlar geometri bakın avoidance olarak zaten burada default olarak geliyor. Apply kısmına tıkladım. Şimdi bu kısımda arkadaşlar Geometrin vesairemi her şeyimi tanımamladım. Cut regions ile ilgili bir sınırlamam şu an için yok ama verebiliriz. Birazdan o kısmına da bakacağız. Cutting strateji Liner zikzak veya işte aynı frezelemede olduğu gibi çeşitli ee, kesme yöntemleri belirleyebilirsiniz. Talaşı nasıl kaldıracağız. E, burada tabi frezeleme e, kısmı ile ilgili bayağı ortak noktalar var. Tool kısmına geliyoruz. Şu an bir takımımızı seçeceğiz arkadaşlar. Takımımızı önceden e, oluşturmuştuk. Ha Şunu da ifade edeyim. Cancel kısmına geldim. Şuradan cancel diyeyim. Bakın şu an takımımız vesaire hiçbir yerde gözükmüyor. Hemen şu kısımdan arkadaşlar. Mission Tool View kısmına geldiğinizde takımınızın üzerine tıklarsanız takımınız böyle gözükür. Yani ortada şu an gözükmüyor diye takım tanımsız diye bir durum yok arkadaşlar. Onu belirteyim. Tekrar e, diğer kısma geldim. Create Operation'a geldim. Ee, buradan ee, tekrar apply kısmına tıklıyorum arkadaşlar ve buradan tool kısmına geldim tool kısmından takımımı seçtim burada alt kısımda yine kesme parametrelerimiz var metotlar vesaireler kat e, dip burada e, ne kadar derinlikte paso alacaksın 3 mm olmasın 1 milimetre olsun mesela bu gibi parametreleri ayarladıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorduk generate kısmına tıklayacağız generate kısmına tıkladığımızda hop bakın Şurada bize e, takım yollarını oluşturdu. Şöyle dik bakalım hatta daha net görmek adına. Şu kısma kadar alındakileri alacak. E, ben burada bir e, 3 mm kadar offset vermiştim. Her pasoda ne olacak? 1 mm, 1 mm, 1 mm bunları kaldıracak. Daha sonra bu tarafa doğru gitti bakın. Gelelim aşağıya. Bir anime, animasyonuna bakalım bunun. E, şunu biraz küçültüyorum. 3D dynamic kısmına geliyorum tabii. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Bakın, e, şuradan oynatalım. Bu şekilde ne yaptı? Belirlediğimiz kesme hareketine göre, belirlediğimiz kesme derinliği boyunca e, bakın parçada bir operasyon yaptı. Tekrar geldi bizim belirttiğimiz noktalara. Bakın buradan geldi. Biraz e, yavaşlatacağım arkadaşlar bunu. Tekrar oynatıyorum. Şuradan sıfırlayalım. Tekrar oynatalım. Evet bakın ilk önce alın kısmına sonra diğer kısımlardaki operasyonlara geldi. Peki bu tek alında kalsın veya herhangi bir sınırlama e, yapacağım dersem e, nasıl bunu yapacağım arkadaşlar? Cancel diyorum. Bakın burada bizim önceki bölümlerde de gösterdiğimiz cut regions olarak bir tanımlama var. Böyle sınırları e, belirtebilmemiz için. Bu kısma girdiğimizde bu kısma girdiğimizde tabii bizim burada ee, bakın Z ekseninde şu alındaki 3 milimetreye kadar ben bunu ne yapmak istiyorum? Eksenel yönde sınırlamak istiyorum. Limit option kısmı var. Point mi distance mı? Mesafe mi vereceksin diyor. Point mi vereceksin diyor. Point ben tanımlamak istiyorum diyorum. Geliyorum ki şu noktaya kadar sınırlıyorum. Bundan sonrasını işleme. Ben bundan sonrakileri farklı bir operasyonda tanımlayacağım diyorum. Okey diyorum arkadaşlar. E, bu sınırlamayı koyduktan sonra bakın cut regions kısmına tıkladığınızda burada e, şunu görünür kıldığınızda bakın şurada e, belirlediğimiz bölgeyi gösteren bir e, e, highlight bir kısım çıkıyor arkadaşlar. Tamam daha sonra tekrar generate yap diyorum ben bu kısmı. Generate etti arkadaşlar geldim aşağı kısımdan buradan verify diyorum. Verify kısmında 3D Dynamic kısmına geldim. Şunu biraz kıstım arkadaşlar. Şöyle bakın takımım benim tanımladığım noktada duruyor. Şu an parçaya girişini çıkışını ben zaten tanımladım. Oynattım arkadaşlar. Bu şekilde e, işlemi tamamladı. Tekrar bakın buradan e, bir daha şöyle küçültelim. E, durduralım. Tekrar başlatalım. Pardon şu kısma gitsin. Tekrar baştan başlasın. Evet operasyonumuzu bu şekilde tamamladı. Tabi parçamız da bir taraftan dönüyor. Turning yani e, sonuçta tornalama operasyonunda parçamız da dönüyor olacak. Bir taraftan da takım hareket edecek. Bu şekilde bir operasyon yapmış olduk. Okey dediğim anda bu kısma da okey dediğim anda arkadaşlar artık şu kısmı kapatıyorum. Bakın facing, kısmı, facing kısmı e, ne oldu? Avoidance'ın altına yerleşmiş oldu. Temel olarak Temel olarak bu videodaki amacım yani bu ilk videolardaki amacım biz NX içerisinde bir tornalama operasyonu yapacaksak ne gibi adımları takip ederek bunu yapıyoruz? İşte parçamızı tanıtıyoruz, kütüğümüzü oluşturuyoruz, koordinat sistemimizi ayarlıyoruz. Daha sonra avoidance olarak tanımlamamızı yapıyoruz. Ve takımlarımızı oluşturduktan sonra arkadaşlar create operation kısmından ne tarz bir operasyon yapacağız onu seçiyoruz. Operasyon parametrelerimizi belirtiyoruz ve e, yörüngelerimizi verify ederek aynı e, freze kısmında olduğu gibi bu sırayla operasyonları e, yapıyoruz arkadaşlar. Tabi create operation kısmının içerisinde bazı e, farklı kısımlar var. Bunlara da ilerleyen kısımlarda sizlerle birlikte bakıyor olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.